Merhabalar Enes Bey, nasılsınız? Merhabalar hanımefendi, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bizleri bu güzel mekanda ağırladığınız için öncelikle. Ben teşekkür ederim. Ve evet, sektörümüzden, bu güzel mekandan bahsedeceğiz. Ama tamam. Öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Enes Bey kimdir? Sektöre girişi nasıl oldu? Biraz sizlerden dinleyelim. 22 yaşındayım. Aşağı yukarı kendimi bildiğim bileli bu sektör içinde. Bu sektör bana babamdan kalma. Babamın kaldığından devam ettirmeye çalışıyoruz şu an. Baba kaç yılından beri sektörün içerisindeydi? 1996'dan beri. Bursa'da? Tabii Bursa'da. Nasıl başladı? Burası tarlayken işte bir çiftlik haline getirdik. Sonra et mangala dönüştü. Aynı zamanda canlı hayvan satışı da mı? Tabii. Et toptancılığı da yapıyoruz aynı zamanda. Kuzu karkas toptancılığımız da var. O şekilde sektöre adım tabii attık. Sonra da restoran haline getirdik burayı. Doğru. Peki biraz mekanı tanıtın bizlere. Tabii 1996'da kuruldu bu mekan. 5 dönüm arazi içinde var olan yaklaşık bir dönümü kapalı çevre, 4 dönümde açık çevre olmak üzere müşterilerimize sunum vermekteyiz. Evet. Neler yapılıyor burada? Ne tür lezzetler sunuluyor? Ne tür organizasyonlar yapılıyor? Doğum günü etkinlikleri olabiliyor. Sonra düğün etkinliklerimiz vardı daha önceden. Onları kaldırdık şu an. Onlar yok. Et servisimiz var şu an. Et mangal, köfte, pişmiş köfte, pişmiş et, çiğ et vesaire. Bunun gibi et üzerinde tüm her şeyimiz mevcuttur. Hem kırmızı et hem de beyaz tabii et üzerine mangal şeklinde mangal, mi yapıyoruz? Mangal. Peki biraz sunumdan, servisten de bahseder misiniz? Neler sunuyorsunuz yanında? Sunumumuz oldukça hızlıdır. Köftemiz Bursa'da neredeyse tek denilebilecek lezzetli bir köftedir. Özel yayla et mangal olarak spesiyel bir köftemiz var. Kaşarlı pastırmalı köfte. Çoğu müşterimiz bu köfteyi tercih etmektedir. Hepsini kendiniz mi hazırlıyorsunuz tabii, bu arada? Tabii. Kasaplarımız alıyor. Restoranta has kasaplarımız var. Hepsi kendi hazırlıyor. Köftenin yanında peki daha böyle müdavimi olduğu yiyecekler vardır gelen misafirlerin. Mezelerimiz var. Patlıcan horası dediğimiz bir mezemiz var. Salçadan oluşturduğumuz bir mezemiz var. Yanında tereyağısıyla, içecekleriyle, salatasıyla. Alkolsüz bir mekan alkolsüz, burası. Aile mekanı, alkolsüz. Aile mekanı ve gayet de geniş hem iç alanıyla hem de dış alanıyla. Tabii. Kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz burada? Burada içerisi aşağı yukarı 200 kişi, dışarısı da 1000 kişiye yakın ağırlama bilinebiliyor. 1200 kişiye tabii yakın aşağı misafirleri yukarı ağırlayabiliyoruz. Organizasyonlar da yapıyoruz dedik. Neler yaptık bu zamana kadar? Bu zamana kadar düğün organizasyonları oldu, iftar organizasyonları oldu, doğum günü organizasyonları oldu. Bunun gibi vesaire nişan organizasyonları oldu. Bunun gibi organizasyonlar da yapıyoruz. Özel toplantılar? Tabii, özel toplantılar olsun, iş yemekleri olsun. Bunların hepsini tabii sunabiliyoruz. Peki bununla alakalı kadro da çok önemli, ekip de çok önemli. Biraz ekibinizden de bahseder ekibimiz misiniz? Ekibimiz 20 kişilik çalışanlarımızla, komisiyle, garsonuyla, kasabıyla, mutfakçısıyla, bulaşıkçısıyla hepsini ekip tam olarak tamdır yani. Evet. Ve hepsi uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel tabii, arkadaşlar profesyonel, değil mi? Profesyonel. Evet. Burada gelen misafirlerimize et servisi yaptığımız gibi dediğimiz gibi hayvan satışımız da var yine. Onun hakkında neler söyleyeceksiniz? Neler yapıyorsunuz bununla alakalı? Sadece küçükbaş hayvan mı? Küçükbaş, kuzu karkas dediğimiz hayvanın soyu, derisi ayrılmış bir şekilde et halinde. Buradan toptancılığımız da var. Arkada depomuz var. 2-3 tane hayvan yakın karkas şeklinde. Hı hı. Oradan da Bursa'ya da et dağıtımı da yapıyoruz çoğu et mangalları. Çok güzel. Restoranlara mı dağıtıyoruz buradaki kuzuları da yine? Tabii restoranlara. Restoranlara. Kendimiz de kullanıyoruz. Restoranlara da dağıtıyoruz. Peki biraz da hizmet anlayışınızdan bahsedelim. Siz nelere dikkat ediyorsunuz hizmet sunarken, bu fizik lezzetleri sunarken? Önemli. Bizim için en önemli şey yaptığımız stil. Çünkü açık alan, doğal çevre. Stilciye biz burada çok dikkat ediyoruz. Gıda olduğu için gıda, tabii ki her şeye dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Temiz, titiz, steril bir ortamda sunmak gerekiyor lezzetleri. Peki biz hayvanları nerelerden alıyoruz? Ankara tarafından geliyor, Balıkesir tarafından geliyor. Bazen de doğu kısmından gelebiliyor hayvanlar. Evet, daha çok sanırım hangi bölgenin hayvanı güzelse tabii, oradan tabii getiriyoruz kuzularımızı. Sezon, sezon değişiyor tabii. Biz burada kendimiz mi işlemesini yapıyoruz? Evet, işlemesini bizim kasaplarımız var. Kasaplarımız kendisi işliyor. Teşekkür ediyoruz sizlere bu güzel davetiniz için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.